Meleke Radyo'dan herkese merhaba. Ben görsel iletişim tasarımı öğrencisi İrem Hoylu. Mezuna Sor programımızda bugün fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunumuz Fatma Nur Erçetin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. Merhabalar. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz acaba? Tabii ki. Ben 2016 yılında Hasan Kayıncı Üniversitesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. Gaziantep'liyim. 2016 yılından sonra mezun olduktan sonra biraz özel sektörde çalışma imkanım oldu. Daha sonrasında e, yüksek lisansa başladım yine Hasan Kayıncı Üniversitesi'nde. Yüksek lisansımı bitirdim. Bu esnada Hasan Kayıncı Üniversitesi'ne bağlı özel Kalyon FTR Tıp Merkezi'nde işe başladım. Uzmanlık ünvanımı aldım. Daha sonra Kalyon FTR Tıp Merkezi'nde çalışırken doktoraya başladım. Şu anda doktor öğrencisiyim. Tez dönemimdeyim. Bir sene sonra doktor envanımı da alacağım inşallah. Böyle. Çok güzel. Küçükken hangi mesleği yapmak istiyordunuz? Yine bu bölümle alakalı mıydı? Küçükken sağlıkçı olma yönünde bir eğilimim vardı. Böyle biyolojiye çok yatkınlığım vardı, ilgim vardı. Böyle insan vücudu, insan anatomisi ilgimi çekiyordu her zaman. Sağlık okuma isteğim vardı. Ee, buna yönelik tercihlerim olmuştu zaten üniversite sınavından sonra. Ee, fizyoterapi rehabilitasyon bölümü ben üniversiteye başladığımda yeni yeni popüler olmaya başlayan, Türkiye'de gündeme gelen bir meslek dalı olmaya başlamıştı. Bunu tercih etmek istedim böyle biraz popülaritesinin de etkisiyle. Pişman da olmadım mutluyum mesleğimden insanlara yardım etmek yaralı engelli insanlara iyileştirmek iyileşmelerine vesile olmak bana da iyi geliyor mutluyum mesleğimden çok güzel üniversiteye başlamadan önce aday öğrencilerin bölüm hakkında bazı ön yargıları ya da bazı farklı düşünceleri olabiliyor sizin de bölüm hakkındaki düşünceleriniz nasıldı? Ee, bölüm hakkında düşünceleriniz mezun olduktan sonra veya lisans sürecinde değişti mi? İş hayatına atıldığınızda da böyle bir değişim yaşadınız mı? Şöyle dediğim gibi ben e, üniversite tercihi yaparken çok yeni yeni gündeme gelen bir e, meslek dalıydı. Çok fazla bilgim de yoktu açıkçası. Hani bir sağlık alanında olduğunu biliyordum ama böyle daha çok tıp gibi düşünüyordum. Bu, bu kadar hastalarla iç içe geçtiğiniz, hastalarla çok fazla bir araya geldiğiniz, sürekli hastalarla e, günde yarım saat, kırk dakika, bir saat emek verdiğiniz, birlikte vakit geçirdiğiniz bir meslek olduğunu bilmiyordum. Staj dönemimde bunu anladım. Özellikle kronik hastalığı olan insanlarla birlikte çok uzun bir tedavi süreçleri olduğu için hayatlarının belirli bir yerinde oluyorsunuz. Yani önemli bir insan oluyorsunuz onun için. Sürekli sizinle oluyor. Siz de onunla oluyorsunuz. O yüzden biraz düşündüğümden bu noktada farklıydı. Ama manevi olarak da çok tahminimden çok daha öte bir yerde mesleğim. Şimdi sorularımın içerisinde yoktu ama bu soruları hazırlarken şöyle bir konuşmayla denk gelmiştim. Tıp gibi düşünmüyoruz ama aslında tıp kadar zor ama da kapsamlı ve hastalarla sürekli iç içe olunan belki de tıp kadar çalışmanız gereken bir bölüm diye bir yorum görmüştüm. Hatta bu çok dikkatimi çekti. Sizce de böyle mi? Öyle. Bazı derslerimiz, ortak derslerimiz var, za var zaten. Anatomi gibi, fizyoloji gibi, farmakoloji gibi. Anatomi ve fizyoloji derslerimiz neredeyse tıp fakülteleri kadar kapsamlı. Neredeyse tıp fakültesi kadar okurken çalışmamız gerekiyor. Çünkü insan sağlığına dokunuyorsunuz. Yani çalışmadan yapabileceğiniz bir meslek değil. Ama dediğim gibi manevi ve psikolojik olarak da sürekli o kronik hastalığa sahip insanlarla birebir iletişimde olduğunuz için biraz daha yorucu ve zor diyebilirim. Hani hastayı bir kere görüp göndermiyorsunuz, e, aylarca veya yıllarca benim yıllardır takip ettiğim hastalarım var, yıllardır bir arada ola olabiliyorsunuz. Yani bir nevi onların ailesi gibi oluyorsunuz. Onlar için de çok e, bence manevi olarak farklı bir yerde oluyorsunuz. Çünkü e, adım adım iyileşiyorlar. Belki bir parmak ucunu oynatmak dahi onlar için önemli bir şeyken siz bunu onlara yaptırtıyorsunuz ve o yüzden siz onlar için çok önemli bir insan haline geliyorsunuz. E, bu noktada da çok tabii manevi olarak hazlı çok büyük bir meslek. Meslek tasmini de elbette ki burada daha da önem arz ediyor. Tabii Ama işte bu yüzden de çok fazla emek, emek vermek gerekiyor. Hastayla iletişime geçmek gerekiyor. O teması kurmak gerekiyor belki de. Peki fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü üç kelimeyle tanımlayacak olsanız bu üç kelime ne olurdu? O zaman az önceye itafen iletişim diyeyim. Hastalarla iletişim, emek. Hem hastadan yana hem sizden yana iki taraflı emek veriyorsunuz. Ve çalışma. Bir doktorlar kadar, tıp fakültesi kadar çalışmanız gerekiyor okurken. Ve sonrasında da literatürü takip etmeniz, güncel kalmanız gerekiyor. O yüzden çalışmayı da etki ekliyorum. Peki bu bölüm içerisinde şöyle bir şey kullandınız. Emek harcayacağız elbette ki çok da çalışmamız gerekiyor. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde okumak isteyen bir aday öğrenci için konuşsak. Lisans öncesi kendisini geliştirmesi veya ilgili olması gerektiğini düşündüğünüz ders veya alanlar var mıdır? İyi bir biyoloji bilgisi veya sağlık ilgisi gibi. Tabii ki insan vücudu, biyoloji merakı olması gerekiyor. Bu konuda tabii ki bilgili olması gerekiyor. Anatomi, fizyoloji, belki nöroloji alanlarında biraz bilgi sahibi olması gerekiyor. Belgeseller izleyebilirler. Biyoloji derslerine biraz ağırlık verebilirler. Ben özellikle güncel belgeseller bizi çok ifade ediyor. Yeni yeni böyle bizim alanımızda böyle yayınlar görüyorum. Onları takip edebilirler, okuyabilirler, özellikle böyle tıp dergilerini okuyabilirler. Bunları yapabilirler, şimdilik aklıma gelen bunlar. Peki, bölümde lisans içerisinde biri çok sevdiğiniz, biri de çok zorlandığınız olmak üzere iki ders seçmenizi istesem, bu dersler ne olurdu ve zorlandığınız dersi şimdi alıyorsaydınız ne gibi farklılıklar yapardınız? Tabii ki bizim öğrencilere sorduğunuz zaman şimdi stajyer öğrenciler de yanımıza geliyor. Onların da bir numaralı zorlandığı dersler anatomidir. Anatomi çünkü böyle direkt ilk mesleğe girildiğinde böyle latince, karmaşık, çok fazla böyle çok isimler var, terimler varmış gibi geliyor. Ama son sınıfa doğru yaklaştıkça böyle biraz da aşinalık, kulak aşinalığı geldikçe o latince terimlere aşinalık oluştukça aslında çıkarabiliyorlar. O yüzden ilk başta böyle anatomi olabilir. Özellikle nöroanatomi. E, Nöroloji ile anatominin birleştiği böyle e, şeyler. Nöroanatomi zordu. Sevdiğim ise fizyolojiyi çok severdim. Böyle biraz daha hani vücudun işleyişiyle alakalı. Fizyoloji, manuel terapi böyle manuel uygulamalar bizim ellerimizle yaptığımız hastalara dokunarak çok hoşuma giderdi. Çünkü dokunma hissi e, hastaya ve size ayrı bir şey oluyor. Hastayla sizin aranızda o dokunarak his, dokunma hissiniz gelişiyor zamanla özellikle tecrübeyle birlikte. Dokunduğunuzda nereye dokunduğunuzda ne hissetmeniz gerektiğini, ne olması gerektiğini, ne olmaması gerektiğini tecrübeyle birlikte kavrayabiliyorsunuz. Manuel terapiyi severdim. O bağlamda Şimdi şu anda çalışıyor olsaydım en sıfırdan teorikle pratik e, dersleri daha çok bütünleştirmem gerektiğini anlardım. Şöyle çünkü biz teorik dersleri alırken pratik yokmuş gibi düşünüyoruz. Çok ezbere dayalı okuyayım ezberleyeyim geçeyim tarzında ama aslında öyle değil. O teorinin pratikle bütünleşmesi lazım. Teoriyi öğrenmemizin sebebi uygulamaya geçirmemiz aslında. O ikisini bütünlerdim bence. Daha da başarılı olurdum diye düşünüyorum şu anda. Peki fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü gördüğüm kadarıyla birçok alt dala sahip. Peki siz kariyerinizi lisanstan sonra mezun olduğunuzda e, bu alt dallara göre yönlendirebiliyor musunuz? E, yönlendirebiliyoruz. Aldığımız eğitimler, yaptığımız stajlar... ...uzmanlığımızda verdiğimiz tezler... ...daha sonra doktoramızda verdiğimiz tezler... ...bizim alanlarımızı belirliyor aslında. Hani direkt ortopedik rehabilitasyon yapan fizyoterapist... ...başka bir rehabilitasyon türünü yapamaz diye bir tabir yok bizde. Her fizyoterapist her rehabilitasyonu uygulayabilir ama... ...aldığımız eğitimlerle daha da özelleşiyoruz. Daha tecrübelerimiz bizi o alanda yönlendiriyor... ...ve daha başarılı olabiliyoruz diyebilirim. Mesela... Spor fizyoterapistleri, takımlarda e, mutlaka özellikle A'likte, üstliklerde oynayan takımlarda bir ya da birden fazla fizyoterapist oluyor. Bu sakatlıklarla mücadele için. O fizyoterapistler mesela özellikle stajlarını o alanlarda yapıyorlar lisans döneminden beri. Takımlara gidip yazları staj yapıyorlar ya da işte kamplara gidiyorlar birlikte. Daha sonrasında özellikle manuel uygulamalar çünkü ortopedik rahatsızlıklar çok olduğu için spor takımlarında o alanlarda eğitim alıyorlar. Kariyerlerini bu noktada inşa ediyorlar. Uz, e, yüksek lisans yapıyorlarsa tezlerini o spor takımları üzerinde yapıyorlar ve spor fizyoterapisti oluyorlar. Biz de bu bu şekilde özelleşebiliyoruz. Bu bağlamda aklıma gelen pediatrik re rehabilitasyon var. Nörolojik rehabilitasyon var. Pelvik taban kadın sağlığı rehabilitasyonu var. Şu anda aklıma gelen çok çeşitli dallarımız var bu şekilde isteyen e, fizyoterapistler ilgi alanlarına yönelik, yönelik böyle eğitimlerle e, özelleşebiliyorlar yani. Hem lisansınızı hem yüksek lisansınızı e, Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde yaptığınızı biliyorum. Evet. E, bunun yanında doktorunuzu da şu an burada tamamlıyorsunuz. Evet. Bu bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde okumak size neler kattı? Ve diğer üniversitelere göre size ileriye taşıyan özellikleri nelerdi? Artık burası benim için bir güvenli alan gibi diyeyim. Çünkü lisans eğitimi burada tamamladım. Tabii ki dışarıda çalışma hayatım oldu ama tekrar geldim. Bir şekilde burayla bağım hiçbir şekilde kopmadı. Ee, Hasan Üniversitesi'ne gelince bunu anlıyorsunuz. Yani siz isterseniz kariyeriniz boyunca sizinle birlikteler. Sürekli bir destek e, sağlıyorlar. Sürekli bir e, sağlıyoruz diyeyim ben de bu bünyedeyim. E, sürekli destek sağlıyoruz. Kariyerini inşa etmesine yardım ediyoruz öğrencinin. Başı sıkıştığında bir danışması gereken bir insan olduğunda sürekli iletişim halinde kalabiliyorsun ve sürekli yani bir şekilde de kopmak istemiyorsun aslında. Çünkü bir sıcak bir his veriyor sana, gitmek istemiyorsun. Yüksek lisansımı da orada yapayım, doktoramı da orada yapayım, hani kariyerimi burada devam ettireyim istiyorsun. O yüzden ee, bir sıcak bir ortam, bir güven, kariyer anlamında bir tatmin hissediyorsun. Çok keyifli bir sohbetti bizim için ve sorularımızı gerçekten çok güzel cevaplandırdınız. Aklımızda muhtemelen fizyoterapi ve rehabilitasyon hakkında birçok düşünce tekrar oluştu. Son olarak aday öğrencilere tavsiyeleriniz var mıdır? İlgi alanına yönelik tercih yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü mesleğiniz ömür boyunca sizinle birlikte. Allah nasip ederse bir 40 yıl, 30 yıl minimum mesleği yapacağız ve severek yapmak, mutlu olarak yapmak çok önemli. O yüzden ilgi alanının olduğu, yaparken mutlu olabileceğin mesleği seçmen çok önemli diye düşünüyorum. E, tabii ki maddi imkanlar vesaire çok önemli ama meslek seninle. Hani mesleğini de iyi yaparsan bir şekilde para kazanırsın, bir şekilde e, başarılı olursun diye düşünüyorum. O yüzden kendi ilgi alanına, kendi mutluluğuna göre tercih yapmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Son olarak kapanışımı yapıyorum o Ben çok zaman. teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok mutlu oldum beni çağırdığınız için. Bize teşekkür ederiz. Mezun sor programında bugün Fatma Nur Erçetin'le birlikteydik. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü hakkında sorularımızı cevaplandırdı. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için de. Ben teşekkür ederim sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.